Bahçeli evde oturmak çok güzel, büyük bir ayrıcalık. Zaten pandemi döneminde bunu yeterince hissettik ama iş yükü de bir o kadar fazla oluyor. İşte çiçek böcek yetiştiriyoruz. Hava alsın ev diye kapıyı pencereyi açıyoruz. Sonra ne oluyor? Her yer toz. Her yer börtü böcük. Ama bu hayatı seviyorum. Apartmanda da yaşasak bunun biraz daha az iş yükü olan olacak ama topraktan uzaklaşmış olacağız. Ne yapalım? Böyle birazcık daha fazla iş yapıp toprakla iç içe olmanın keyfini yaşıyoruz. O kadar çok tozlanıyor ki. Şimdi sildim. Yarın yine aynı olacak. Yine aynı toz. Tabii makinaların ömrüyle de alakalı. Makina eskidikçe toz kaçırma oranı artıyor. Hem HEPA filtre hem de su gayet iyi ev temizliği için, özellikle bahçeli evler için, çocuğu küçük olanlar için. Mutfakta hali hazırda mobilyaların içinde bir fırın olduğu için fırınımızı buraya konumlandırdık. Hoş mu? Değil tabii. Bir defa çok fazla toz oluyor. Ama eldeki imkanlar bu. Kiracı olunca ev bize değil, biz eve uyuyoruz. Güzel bir börek yapıyorum şu anda. Tepsi yuvarlak olduğu için böyle yuvarlak şekil verdim. Normalde düz olması gerekiyor pideler. Uzun ince olması gerekiyor. Kızım. Kızım benim. Kızım çok seviyor burayı. Bir defa güvenli. Dış kapıyı kapatıyorum. Merdivenlerde istediği gibi hareket ediyor. Yukarıya çıkıyor. Ama tek korkum işte dengesini kaybeder, düşer diye endişe ediyorum. O yüzden çok fazla gitmesini istemiyorum. Biraz böyle gözü açılır gibi oldu. Benden habersiz gidiyor. Önceden ben sadece buradayken yukarı çıkıyordu. Sonra ben içeriye girince koşar adım hemen eve geliyordu. Şimdi artık buranın bizim evimiz olduğunu anladı. Hala o eski ev nerede diye bir düşünüyor. Ama alıştı. Ev taşıyınca sadece bizler değil, evcil hayvanlarımız da yeni ortama uyum sağlamak için epey çaba harcıyor.